Sevgili günlük, Kanada'ya artık nasıl geleceğimi bilmiyorum. Her şey zorlaştı diyorlar. Zorlaştı mı? İşte bunun için Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde sevgili arkadaşım, uzun yıllardır Kanada'da tanıdığım, en güvendiğim insanlardan biri olan Begüm'le beraber bir kahve sohbeti yapacağız. Hazırsanız siz de kahvenizi alın, başlıyoruz. Begüm hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Ebru? Ben de gayet iyiyim. Bugün Teddy Bear'ın bahçesindeyiz. Böyle bir kahve içerek bir göçmenlik sohbeti yapalım istedim seninle beraber. Böyle çünkü göçmenlik bakanı çıktı, yok aman efendim yeni bir gelişmeler var. Biz bazı şeyleri değiştirdik. Express Entry'de bir şeyler bilmem neler. Benim anlamadığım birçok konu hakkında konuştu. Daha doğrusu artık benim çok kendi açımdan umursamadığım konular olduğu için umursayanlar için seninle bir oturalım konuşalım istedim bugün burada. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi o zaman İşin en başına dönelim ya. Kanada'ya gelmek artık çok mu zor? Gelmek için neler var? Yani Türkiye'de oturuyorum şu an. Bu videoyu açtım. Kanada'ya hala göç etme ihtiyacım var. Birçok insan şimdi Kanada'nın böyle artık çok zor bir ülke olduğunu, burada yaşanmadığına dair böyle yorumlar da görüyoruz ama sonuçta gelmek isteyenler de var. Bu bir gerçek. Ne kadar zor olursa olsun. Neler değişti? Ya da Kanada'ya şöyle sorayım. Kanada'ya gelmek için hangi seçeneklerimiz var? Evet, seninle de biraz önce konuştuk zaten. Kanada'ya gelmek önceye nazaran daha mı zor, daha mı kolay diye bir yorum yapmak belki çok doğru olmaz. Ama elbette ki sistemde bazı değişiklikler oldu. Ve bu değişikliklerle beraber neler yapacağımıza, stratejimizi nasıl değiştireceğimize bakmak en mantıklısı olacak. Sistemin değişmesiyle beraber bazı meslek grupları için hatta belki de direkt kalıcı oturum izni alarak gelme gibi imkanlar söz konusu olurken öğrencilik aracılığıyla gelmekle ilgili tabii ki bir takım değişiklikler yapıldı ve burada bir takım stratejilerin değişmesi gerekiyor artık. Bugün istersen birazcık seninle onları konuşalım. Tamam, öncelikle şunu bana bir sıralamayabilir misin? Ben Türkiye'den gelmek isteyen biri olarak hangi yollarla gelebiliyorum Kanada'ya öncelikle? Öğrenci olarak gelebilmek mümkün. Tabii ki ziyaretçi olarak gelebilmek mümkün. Bu bize sadece ziyaret gibi bir 6 aylık Kanada'da kalma imkanı sağlayacak. Çalışan olarak gelebilmek mümkün. Bazı şartları eğer ki sağlarsak, bir iş teklifimiz varsa, elemaya ile yapılan bir başvuru varsa, bir de aynı zamanda direkt olarak kalıcı oturum izniyle gelebilmek mümkün. Ki bu dünya üzerinde birazcık da nadir bir durum. Normalde kalıcı oturum izni almak için diğer Avrupa ülkelerinde ya da dünyanın birçok ülkesinde bir süre o ülkede kalıp vergi verme şartı aranıyor. Ama Kanada bunun istisnalarından bir tanesi. Eğer ki şartlarımız uygunsa Express Entry aracılığıyla bir de bazı nadir eyalet aday programlarıyla direkt kalıcı oturum izni alarak da Kanada'daki hayatımıza başlayabilmek mümkün. Bu işin babası Express Entry değil mi? Yani en çok göçmenlik yolunun açık olduğu sistem Express Entry. Express Entry yoluyla daha çok Kanada göçmen alıyor. Daha sonra diğerleri geliyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aslında buna ek olarak başka söyleyebileceğimiz programlar da mevcut. Onlardan da kısaca seninle bahsederiz. Ama en popüler ve de en hızlı kalıcı oturum iznine ulaşabildiğimiz program Express Entry demek mümkün. O zaman Express Entry ile başlayalım. Yani biz daha önce tabii ki yıllardır Express Entry'yi bu kanalda anlatıyoruz. Şöyle soracağım sana. Express Entry neydi? Şu an 2024'ün son çeyreğine girdiğimiz bu zamanlarda son değişikliklerle ne oldu ya da değişti mi? Tabii ki bazı değişiklikler oldu. Bu da geçtiğimiz senenin ikinci yarısı itibariyle aslında çok büyük değişiklikler oldu Express Entry sisteminde ve alım sisteminde de demek daha doğru olur. Express Entry aslında çok basitçe bir puanlama sistemi. Ve biz bu puanlama sisteminde kişiler yaş, eğitim seviyesi, dil yeterliliği ve iş tecrübesi gibi alanlardan puanlar ediniyorlar. Ve bu puanlarıyla beraber Express Entry havuzu dediğimiz havuzun içerisinde beklemeye başlıyorlar. Her defasında Express Entry çekilişi oluyor diyoruz. Ama aslında bu çekiliş Amerika'da olduğu gibi bir green card çekilişi değil, bir kura değil. Bu bir puanlamaya dayalı bir çekiliş ve alım. Bakanlık gelip belirli aralıklarla kişileri buradan kalıcı oturum izni başvurmaya yapmak için davet ediyor. Bu daveti de nasıl yapıyor? En yüksek puanından başlıyor. Aşağıya doğru her alımda kaç kişi alacaksa o kadar kişi iniyor ve sonuncu kişinin puanını bizimle beraber paylaşıyor. Aslında bir puanlama ile alınan bir sistem ve kalıcı oturum izni başvurusu daveti mümkün. Bu sistemden Kanada dışında bulunan kişiler de faydalanabiliyorlar. Elbette Kanada içinde iş deneyimini tamamlamış kişilerle farklı koşulları var Express Entry havuzuna girebilmek için. Ama o kişiler için de bu sistemi kullanabilmek mümkün. Bu bahsettiğin şey yıllardır bildiğimiz Express Entry. Havuza gir, en yüksek puana sahipsen çık. Bunda büyük bir değişiklik yok anladım. Peki ne değişti? Göçmenlik Bakanı açıkladıktan sonra artık daha mı zor oldu yeni sistem? Yoksa baktıkları kriterler mi değişti? Puan sisteminde bir oynama mı var? Farklı şeylere mi bakıyorlar artık? Ne var yeni olarak? Şöyle, geçtiğimiz senenin ikinci yarısı itibariyle artık Express Entry'de kategori temelli alımlar başlatıldı. Kategori temelli alımlarda da şöyle bir şey söyledi bize bakanlık. Dedi ki benim bazı meslek grupları
gruplarına diğerlerinden daha çok ihtiyacım var. O yüzden de iş tecrübesi, bu meslek gruplarında olan kişilere dair bir takım özel alımlar yapacağım dedi. Şimdi biz bu meslek kategorilerine baktığımız zaman da bize 6 tane grup belirledi. Bunların bir tanesi Fransızca bilenler ki onlar önümüzdeki senelerde de avantajlı olmaya devam edecekler. Fransızca bilenlerin DLB 7 seviyesinde her bir alandan Fransızca dil yeterliliklerini karşılıyorsa kişiler, aynı zamanda da Express Entry havuzuna girme ön koşullarını sağlıyorlarsa bu kategori temelli alımlarda ciddi derecede şansları olduğunu görüyoruz. Oldukça düşük puanlarla bu kişiler Express Entry havuzundan çıkabiliyorlar mesela. Bunun dışında da 5 tane meslek kategorisi belirledi. Bunlar sağlık çalışanları, ulaşım alanında çalışanlar, bir takım mavi yakalı teknik işlerde çalışan kişiler, teknoloji çalışanları ve mühendisler, bir de tarım alanında çalışan kişiler olarak 5 tane kategori belirledi. Bunların her bir kategorinin altına da meslek gruplarını tek tek yazdı. Eğer ki bu meslek gruplarından bir tanesinde, örnek veriyorum, sağlık çalışanısınız, fizyoterapistsiniz ve son 3 yıl içerisinde 6 ay Kanada içinde veya Kanada dışında fark etmeksizin 6 ay kesintisiz bir iş deneyiminiz var. Böyle bir durumda artık sağlık çalışanları kategorisinden yapılan kategori temelli alımlarda artık Express Entry'den çıkabilme imkanınız mümkün. Bu da ne demek? Sadece bu meslek grubu arasında yapılan bir alımda daha az kişiyle rekabet, normal olarak da puanların daha düşük olması demek. Bunu verebileceğimiz en güzel örnek, işte son zamanlarda genel alımlarda, yani meslek ayırt etmeksizin yapılan alımlarda, alımlar genellikle işte 500'lerde, 520'lerde, 509'lardayken puanlar, sağlık çalışanları için bu puanların 430'larda, 420'lerde olduğunu görüyoruz. O yüzden de eğer ki spesifik bu meslek gruplarından bir tanesine dahilseniz, belki Kanada'ya henüz gelmeden de bir kalıcı oturum izni sahibi olabilmeniz mümkün. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Şimdi bakanlık, yani Kanada hükümeti 5 kategoride Kanada'nın büyük bir ihtiyacı olduğunu görmüş ki benim artık böyle herkese ihtiyacım yok ama bu meslek gruplarına çok ihtiyacım var. O yüzden onlara öncelik vereceğim. Ve o öncelikle atıyorum fizyoterapistse bu, Türkiye'den de başvurup Express Entry ile buraya gelme şansı daha fazla artık. Aynen öyle. Peki bu 5 mesleğe sahip değilsem artık işim çok mu zor? Şöyle, o zaman daha ek şeylere bakmak gerekiyor ve daha farklı bir strateji değerlendirmek gerek. O zaman eğer ki uygunluğunuz varsa Kanada'ya gelerek doğru bir eğitim almanız ve bu eğitimin ardından Kanada iş deneyimi edinerek hem eğitim hem de Kanada iş deneyimi nedeniyle puanınızı arttırmanız gerekiyor. Ve bu sayede yine Express Entry ile ilgili şartlarınız uygun olabilir. Elbette ki buna ek olarak da eyalet aday programlarını değerlendirmek gerekecek. Eyalet aday programlarıyla da o zaman bu kişilerin uygunluğuna bakmak en doğrusu olacak. Türkiye'de puanım yetmedi Express Entry için. Bu 5 kategoriden biri değil. Dediğin gibi Fransızcam belki olsa yine ihtimalim var anladığım kadarıyla. Aynen. O meslek gruplarından birine ait değilsem de Kanada'ya gelmem lazım ve puanımı burada yükseltmem lazım o zaman. Evet, o zaman ek puan alabileceğimiz şeylere bakıyoruz. Bunlardan en önemlisi elbette ki dil yeterliliğimiz. Ama dil yeterliliğimizde de artık maksimum puanı aldıysak bu noktadan sonra ve ya da var olan haliyle puanları karşılayamıyorsa o zaman bize ek puan getirebilecek Kanada'da eğitim almak veya işte ardından da alacağımız çalışma izniyle beraber iş deneyimi puanıyla puanımızın nerelere geleceğini hesaplayıp ona göre bir plan yapmak gerekecektir. Bu 5 meslek kategorisi dışında puanlama sistemiyle bir oynama yapılmadı ama hala yaş durumunda aldığımız puanlar ya da işte İngilizce'de aldığımız puanlar değişmedi değil mi? Aynı bunlar. Hayır. Oradaki puanlama sistemi yine aynı. Yine aynı şekilde yaşla ilgili aldığımız puan, 30 yaşına kadar en yüksek puan alıyoruz. 30 yaşından sonra puanımız artık kademeli olarak düşmeye başlıyor yaş nedeniyle. Ardından 40'la beraber bu puan düşüşü gittikçe artıyor ve 45 yaş itibariyle sıfırlanıyor. Örnek veriyorum, 45 yaşındaki birisi 0 puan alıyorken 29 yaşındaki birisi 100 ila 110 puan alıyor. Bu aradaki farkı da kapatmak bazen ciddi derecede zor olabiliyor. İşte o zaman diğer alternatiflere bakmak gerekiyor. Ama Kanada şöyle söyleyebilir miyiz? Kanada göçmenlik sistemi biraz değişken ve yıllara göre, ihtiyaçlara göre hızlı bir şekilde değiştirebiliyor. Yani ben mesela şimdi Türkiye'de bir öğrenci olsam, desem ki ya Kanada fizyoterapist alıyor, ben şimdi bir fizyoterapistlik okuyayım, 4 yıl sonra okulum bittikten sonra Kanada'da göçmenliğim en azından garanti olsun. Ama 4 yıl sonrası için böyle bir garantimiz yok diyebilir miyiz? Yani var olan sistemin elbette ki, yani Kanada göçmen almaya devam edecek.
zaten bütün sistemi, bütün ekonomisi göçmenlik sistemi üzerine dayalı olan bir ülke. O yüzden de almaya devam edecek. Ancak elbette ki ekonomik koşullar ve buraya gelen nüfusun niteliğinin ne olduğuna göre ihtiyaçlar değişebiliyor. O yüzden de 4 sene sonrasını garanti edebilmek mümkün değil. Ancak elimizdeki verilere göre baktığımız zaman yine önümüzdeki senelerde de sağlık çalışanlarına ihtiyaç olacağını görüyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz? Konuyu çok dağıtmak istemiyorum tabii ama örnek veriyorum, Postgraduation Work Permit'in uygunluğuna dair bir takım koşullar değişti. Uzun vadede ihtiyaç duyulacak meslek grupları ve bölümlere Postgraduation Work Permit, yani okul sonrası çalışma izni verileceğini açıkladı bakan son değişiklikle beraber, biraz sonra seninle konuşuruz. Burada da yine sağlık çalışanlarının çoğu yine bu kapsamda. O yüzden de uzun vadede ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ancak 4 sene, evet, Kanada için yani ileriye dair 4 sene birazcık uzun bir zaman diyebilirim. Peki, Express Entry'de değişenler bunlar. O zaman biraz Express Entry'den çıkabiliriz. Çünkü geri kalan şeyler bildiğimiz şeyler. Diğer bir şeye gelelim. Öğrenci olarak gelmek. Birçok insanın yaptığı şey, özellikle çiftlerin, birimiz okur, diğerimiz çalışır. Böyle Express Entry yolunda gül gibi geçinip gideriz diye birçok insan Kanada'ya göç etti. Bundan sonra ama bu sistemde değişiklikler yaptı, evet. Kanada Göçmenlik Bakanlığı. Bunu biraz daha değiştirdi, farklı alanlara soktu, biraz da zorlaştırdı da diyebiliriz, evet. Bunun için özellikle kolej ve üniversiteler için. Burada ne değişiklikler oldu? Evet, öncesinde yani geçen sene itibariyle bir program ve plan yaptığımızda genellikle Türkiye'den gelmek isteyenlerde belirli bir yaşın üzerindeki profesyonellerle ve aileleriyle gelmek istiyorlardı. Böyle de bir yoğunluk vardı. Çünkü Kanada gerçekten de göç anlamında ve aile yaşantısı anlamında oldukça da avantajlı bir yer. Böyle bir durumda da kişilere kolej eğitimi öneriyorduk. Kolej eğitimi genellikle lisans ile yüksek lisans arasında değerlendirebileceğimiz, bu seviyede değerlendirebileceğimiz bir eğitim türüydü. Kişiler gelip kendi profesyonellik alanlarına göre kolejlerde belirli spesifik alanlarda eğitim alıyorlardı. Bu sırada da eşleri onlarla beraber tam zamanlı bir çalışma iznine sahip oluyordu. Ve eğer ki varsa çocukları da devlet okullarından ücretsiz olarak faydalanabilme imkanına sahiplerdi. Ancak bunda bir değişiklik oldu ve dendi ki kolej eğitimi alan kişilerin eşlerine work permit imkanı kaldırıldı. Böyle olunca elbette ki evli olan kişilerin buraya gelme stratejileri de değişiklik göstermeye başladı. Bunun yerine dedik ki eğer ki eğitim alan kişinin eşi de bir work permit almak istiyorsa böyle bir durumda ya yüksek lisans ya da doktora eğitimi alması lazım. Ve böyle olduğu için de artık kişiler daha fazla stratejilerini yüksek lisans eğitimi almak üzerine yoğunlaştırdılar. Bir yıllık bir yüksek lisans eğitimi bile alsa kişiler 3 yıllık bir work permit, yani eğitim sonrası çalışma izni almaya hak kazanabilir hale geldiler. Şimdi bakanın yine sağ olsun 18 Eylül'de yapmış olduğu yeni açıklamayla dedi ki artık bu eş work permit'i alabilmek için biz yüksek lisans derecesinde eğitim alanların eğitim süresinin 16 ay olması şartını arayacağız dedi. Ancak bunun da hangi tarihten itibaren geçerli olacağını henüz bizimle paylaşmadı. Paylaştığında onu da biz yine seninle üzerine konuşuyor oluruz zaten. O zaman şöyle de bir şey var. Burada birçok arkadaşım şu an zorluk çekiyor bu konudan dolayı. Bu şekilde gelmiş olanlar eğitimlerini aldılar. Express Entry puanları şu an yüksek. Birçoğu 5 kategoriye ait bir meslek dalında çalışmıyor, tecrübeleri yok. Ve Kanada'da kendilerini sıkışmış hissediyorlar. Göçmenlik adımını atamıyorlar. Express Entry'de puanları yetmiyor. Onlar ne olacak, ne yapacaklar? Şimdi şöyle, bakan yine bir açıklama yaptı aslında bundan uzun bir süre önce. Onlar da bu durumun farkındalar. Elbette Express Entry puanları çok yüksek. Bunun birden fazla nedeni var. İşte Covid zamanı alım yapılmamış olması, sonra Express Entry alımlarının bir düzene girmemiş olması, üzerine bir de kategori temelli alımlar yapılması. Gerçekten dediğin gibi çok iyi eğitimli, puanı çok yüksekte olan kişilerin Express Entry'den kalıcı oturum izni alma gibi bir süreçlerinin uzadığını görüyoruz. Bakan bununla ilgili önlemler alacaklarını açıkladı. Bu yüzden de sadece Kanada'da bir yıl iş deneyimini tamamlayanlar arasından çokça alım yapılmaya başlandı. Böyle bir önlem aldı. Aynı zamanda da eyaletlere bununla ilgili olarak bir takım önlemler ve programlar yapmalarını açıkladı. Hatta bunun karşılığı olarak da bazı eyaletlerin kontenjanlarını arttırdıklarını, bazılarının ise havuzda aday olarak bekleyen kişilere dair work permitlerini uzatma imkanı tanıdıklarını görüyoruz. Her eyalet kendi içinde bir takım uygulamalar yaptı. İşte bu noktada özellikle de Express Entry'nin puanlarının bu kadar yüksek seyrettiği durumlarda aslında eyalet aday programları çok güzel bir alternatif olabilir. Hatta işte bazı eyalet aday programları var ki öğrencilik sonra eğer ki bir işveren desteğiniz varsa hemen eyalet aday programının aday havuzuna girebiliyorsunuz. Bu bize çok güzel Express Entry ile bir alternatif sağlıyor. Kişiler hangisinden önce seçilirlerse
Öyle bir durumda artık oradan ilerleme imkanına sahip oluyorlar. Şu an yağmur da başladı. Evet. Toronto'da sonbaharı iliklerimize kadar hissediyoruz. Gerçekten öyle. Normalde bir gün istedik ki böyle parklarda, bahçelerde çekelim videolarımızı ama artık Toronto buna izin vermiyor. Ne zaman yağmur yağacağı belli olmuyor. Şimdi iki konu var aslında bu videoda da konuşmak istediğim seninle. Biri eyalet aday programları. Çünkü eyalet aday programları da burada olanlar için farklı bir alternatif sağlıyor. Yani Türkiye'de olanlar için de sağlıyor. Bir diğer durumda TS 2023. Yani bu deprem zamanı insanlara tanınan hak birçok kişiyi de burada kalması için çok büyük bir avantaj oldu. Birçok kişi dönmek zorunda kalacaktı ama TS 2023 sayesinde bunu en azından 3 yıl daha uzatmış oldular. Şimdi onlar yepyeni bir yol ve arayış içerisindeler. Bu 3 yılın devamını getirebilmek ve göçmen olabilmek için. O zaman önce biraz eyalet aday programlarından bahsetmeni isteyeceğim. Bunun ayrı bir video olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Detaylara ilerleyen zamanlarda bunu ayrıca bir eyalet aday programı videosuyla konuşalım. Eyalet konuşalım hatta. Evet, yani çok eyalet konuşalım. Evet. O kadar da iddialı. Öyle tabii. Tek. Tamam, öyle yapalım. Eyalet bölün. Biraz ama genel olarak eyalet aday programlarının avantajlarını sorayım sana. Şimdi eyalet aday programları, Kanada'da eyaletler kişileri kalıcı oturum izni başvurusu konusunda desteklemek üzere bir takım yetkilere sahipler. O yüzden de kendi ekonomik ihtiyaçları gereğince bir takım alt programlar düzenliyorlar. Ve bu programlarla beraber kişileri kalıcı oturum izni başvurusu konusunda destekliyorlar. Bu programın avantajı, örnek veriyorum, bazen özellikle birçok eyalet aday programında yaş bir puanlama kriteri değil. Bu nedenle yaş nedeniyle Express Entry'de ciddi derecede puan kaybeden kişiler için oldukça avantajlı olabileceğini söyleyebilmemiz mümkün. Bir diğeri ise bazen Express Entry havuzuna girebilmek için biliyorsun ya Kanada dışında kesintisiz son 10 yıl içerisinde 1 yıllık iş deneyimine ihtiyaç var. Ya da Kanada içerisinde eğer ki Kanada dışında iş deneyiminiz yoksa 1 yıllık bir iş deneyimine ihtiyacınız var. Yağmur çıldırdım bir yağmur ya. Gerçekten şu an. Patakite tepemize vuruyor. Neyse ki kapalı bir yerdeyiz. Evet, kapalı bir yerde olduğumuz için. Bir yılda bize kapısını açtı sağ olsun. Ekstra mutluyum. Devam edelim. Kimi zaman da kişilerin bir yıllık iş deneyimi olmadığı için Express Entry havuzuna giremiyorlar. Ama mezun olduktan sonra eğer ki bir işveren destekleri varsa ki bu elemaya gibi böyle kapsamlı işvereni çok fazla sorumluluk altına sokacak herhangi bir destek değil. Eğer ki bir destekleri varsa kısa bir süre içerisinde yine eyalet aday programlarının havuzunda yer alabilmeleri mümkün. Ve eğer ki davet alırlarsa eyalet aday programı aracılığıyla da düşündüklerinden daha kısa sürede kalıcı oturum izni sahibi olabilirler. O yüzden de temel itibariyle iş deneyiminin olmadığı Express Entry'de dezavantajlı durumları eyalet aday programlarıyla beraber tamamlayabilmemiz ve kendimize bir alternatif olarak kullanabilmemiz mümkün. Peki TS 2023'ler yani birçok kişi o 3 yıllık uzatmasını yaptı, mutlu kalabildi. Ama şu an bir açıkta kalma durumu var birçoğu içinde ve nasıl göçmen olacaklarına dair fikirleri yok. Var ama zor. Evet. Fikirleri yok demeyeyim de var ama zorlanıyorlar. Ne yapacaklar? Şu an toplanıyor, imza topluyorlar. Böyle bir etkinlikler var biliyorum. Göçmenlik Bakanlığı'na başvuruda bulunuyorlar. Bizi ne yapacaksınız? Evet. Biz geri mi döneceğiz diye merak ediyorlar. Ne olacak sence? Şimdi bununla ilgili olarak dediğin gibi birçok imza kampanyası var. Bununla ilgili yapılan girişimler var. Bunların devamına bir bakmak gerekecek. Ancak henüz hani bakanlıktan bununla ilgili herhangi bir sinyal ya da herhangi bir açıklama bugüne kadar almadık. Gelen kişilerin ben genellikle danışanlardan şunu sıklıkla duyuyorum. Aslında çoktan işte Express Entry havuzuna girseler ama puanım çok düşük. İşte burada bir yıllık iş deneyimimi tamamlamadan olmayacağını düşündüm diyorlar. Bu bilgiler çok da her zaman herkese uygulanabilir olmayabiliyor. Aslında bazen oturup baktığımızda şeyi görüyoruz işte. Kanada dışındaki iş deneyimi nedeniyle aslında çoktan eyalet aday programından veya Express Entry'nin işte meslek spesifik alımlarından çıkmaya uygun olacak birçok aday söz konusu ama sadece havuzda olmadıkları için bu fırsatı kaçırabiliyor oluyorlar. O yüzden de henüz bir iş sahibi değilseniz, Kanada'da iş deneyimi edinmediyseniz belki bazı spesifik meslek gruplarında çalışmaya başlamayı düşünebilirsiniz. O yüzden de stratejik olarak davranmak, planlamayı birazcık daha öncesinden yapmak çok daha iyi olacaktır. Tek alternatif Express Entry değil çünkü. Peki bu kadar konuştuk. Şöyle bir iddiada bulunabilirim. Ya Kanada'ya gelmek artık imkansız. Çok çok zor ya. Yapamayız. Yani oturalım oturduğumuz yerde mi dememiz lazım? Yoksa şanslarımız var mı? Elbette ki şansı var. Tabii ki yani herkesin kendi profilini özel değerlendirmek gerek bazı şeyleri. Biraz önce de konuştuğumuz gibi aslında tek alternatifimiz Express Entry değil.
Buraya gelip eğitim alınca, iş deneyimi elde edince, vergi vermeye başlayınca farklı opsiyonlar bizim için artık söz konusu olabiliyor. Ve bu opsiyonlar çeşitlendikçe de kalıcı oturum izni için giden yolda bizim için birçok avantaj sağlıyor aslında baktığımızda. Express Entry'nin eyalet aday programlarının yanı sıra faydalanılabilecek birçok başka federal programlar da söz konusu. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi mesela startuplar. Startup dediğimiz şey, böyle çok kısaca özetleyecek olursak, yenilikçi bir fikirle beraber bir şirketin kurulması ve bu şirketin etrafında kişilerin kalıcı oturum izni için başvurmaları söz konusu. Hatta en son yine bir değişiklik yapıldı bununla ilgili. Çok güzel bir değişiklik yapıldı. Startup başvurusundan sonra PR aşamasında kişiler bir yıllık kapalı bir çalışma izni almaya hakları vardı. Bunu 3 yıl olarak uzattılar ve açık çalışma izni haline getirdiler. Yani siz böyle bir şirketin parçası olduğunuz bir senaryoda artık ailenizle beraber bir çalışma izniyle birlikte Kanada'ya gelip herhangi bir işveren için çalışabilme imkanına sahip olacaksınız. Aynı zamanda da bir PR başvurunuz, startup başvurusuyla beraber aynı zamanda eş zamanlı olarak ilerleyebiliyor olacak. Yani burada esas önemli olan şey kişinin profiline uygun seçenekleri doğru bir şekilde belirleyip güzel bir strateji olur. Hemen bununla ilgili kısa bir sorun var, kafamda oluştu. Yani startup kurucusu olmama gerek yok. Bir startup'ın parçası olarak da gelebiliyor muyum? Evet, bu bir şirket aslında baktığımızda. Yenilikçi bir fikirle birlikte bu fikrin etrafında oluşan bir şirket aslında baktığımızda, evet. Diğer sorum, bu ciddi paralardan bahsediyoruz ama bunun için bir, yani bir startup kurmak var. Onun içinde bir de yenilikçi bir fikir olduğunu da bir göçmenlik dışında ikna etmemiz gerekiyor. Anladım. Aynen öyle. Burada devletin onayladığı angel investors dediğimiz, devletin onayladığı bazı yatırımcı kuruluşlar var. Bu kuruluşlardan bir onay almak lazım. Bu oldukça komplike ve uzun bir süreç. Ancak yaş nedeniyle ciddi dezavantajları olan, işte bu şirket yapısıyla ilgili olarak bazı tecrübelere sahip olan ve yenilikçi bir fikrin etrafında toplanan kişiler için de elbette ki mümkün. O zaman Begüm, şöyle toparlarsak son değişiklikleri, bakanın açıklamalarından sonra neler olduğunu böyle bir arka arkaya bir sıralaman mümkün mü? Evet, son zamanlarda bayağı değişiklik oldu. 18 Eylül'de yine bakanın böyle ani bir açıklamasıyla beraber bir takım değişiklikler bekliyorduk ama hepimiz yine ne olacağına dair bir bekleme sürecine girdik. Ayrıntıların bir kısmı açıklandı, bir kısmını hala bekliyoruz. 18 Eylül'de bakan bize dedi ki Post-Graduation Work Permit, yani okul sonrası çalışma izni hakkında bir takım kriterlerde değişiklik yapacağız dedi. 1 Kasım 2024 tarihinden sonra Post-Graduation Work Permit başvurusu yapacak olan kişilerde dil yeterlilik sınavı zorunluluğu getirdi. Yani eğer ki Kanada'daysanız ve Post-Graduation Work Permit'e başvuru yapacaksanız, okulunuzdan mezun olduysanız, bu başvurunuz 1 Kasım 2024'ten sonraysa muhakkak İngilizce dil yeterlilik skorunuzu belgelemeniz gerekecek başvurunuz sırasında. 1 Kasım 2024'ten önce başvuru yapanlar için ise herhangi bir problem yok. Bir diğeri ise bazı okulların bazı bölümlerinden mezun olanlara sadece Post-Graduation Work Permit verme hakkı tanıdı. Bu oldukça herkeste bir panik yarattı ilk başta. Çünkü hali hazırda kolejde eğitimini alan kişiler var ve onların elbette ki bir çalışma izni beklentileri vardı. Ama bakan bizde son açıklamasıyla beraber birazcık rahatlattı bu konuda. Dedi ki 1 Kasım 2024'ten sonra Study Permit başvurusu yapacak olan kişiler için bu geçerli. Yani bu tarihten sonra study permit, yani öğrenim izniyle Kanada'ya gelmeyi düşünen kişilerin oturup işte 996 tane bölüm açıklandı. Uzun vadede Kanada'nın bu meslek gruplarına, bu bölümden mezun olan kişilere ihtiyacı olacağı söylendi. Ve buradan olan herhangi bir bölümden mezun olmaları gerekecek çalışma izni eğitimden sonra alabilmeleri için. Yani bu bölümler dışında, o listedeki bölümler dışında bir bölüm okumak istediğimde Kanada'da çalışma iznim olmayacak mı? Evet, aynen öyle. Sadece eğitim almış olacağız. Bunun bize bir puan katkısı elbette ki olacak. Ama eğitimin ardından bize sağlayacak olduğu çalışma iznine hak kazanamıyor olacağız. O yüzden bu listeye dikkat edip buna göre bir seçim yapmakta fayda var. Bir diğer değişiklik ise, bu sene öğrenci izinlerinde geçen sene itibariyle bir kota getirmişti bakan. Bu sene itibariyle bu kotayı %10 oranında daha azalttıklarını açıkladı. Bir başka değişiklik ise yüksek lisans eğitimi alan kişilerin eşlerine work permit başvurusu yapılabiliyordu. Work permit imkanı vardı, çalışma izni imkanı vardı.
Ancak bununla ilgili olarak bir süre getirdi bakan son açıklamasında. Dedi ki yüksek lisans eğitimi alan kişilerin programı ancak 16 ay ve üzerinde bir programsa bu sayede kişiler eşlerine çalışma izni alabilecekler. Daha kısa süreli programlar için bu söz konusu olmayacak ama bunun ayrıntılarını henüz bizimle beraber paylaşmadı. Ve yine son olarak eş çalışma izinlerinde uygunlukla ilgili olarak bir takım değişiklikler yapacağını söyledi. Ama bu değişikliklerin neler olacağını yine henüz bizimle açıklamış değil. Zaten açıklama yaptığında sen Instagram hesabından hemen küçük reels'larla durumu paylaşıyorsun. Aynen. Biz de oradan öğreniyoruz. Böyle valla bir gün güzel oldu böyle bir kahve eşliğinde. Kahveni içmene pek fırsat vermedim. Ben arkada lökül lökül götürdüm kahvemi ama böylece Express Centric ve göçmenlik hakkında son gelişmeler neler oldu öğrenmiş olduk. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. İlerleyen günlerde dediğimiz gibi eyalet aday programlarına ve videonun altında yazılan yorumlara cevaplar vereceğin seriler çekmeye devam edeceğiz. O yüzden yorumlarınızı siz de yazın. Bekliyoruz. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere.